Merhaba, adım benim Niyazi. Boğaz köyünde, Nevşehir Boğaz köyünde ikamet ediyorum. Bu işte röportajımızı iyi ki de karşılaştık, tek geldik. Ben şu anda davetiye dağıtıyorum. Çıraklık, eski adıyla Çıraklık Milli Eğitim şeyinde çalıştım 9 ay. Şu anda işsizim, İşkur'da çalışmıştım. Benim tarih öğretmeni kızım var, Zeynep Ökkaş. Şeyde Kırşehir Ahirvan Üniversitesi'nde okuttum. Şu anda atama olmadığı için bir sene Batman'da öğretmenlik yaptım. Vekil öğretmenliği. Artı para yetişmedi, ben burada çalışıp gönderdim. Buna benzer Türkiye'mizde okuyup da hiç bir yere varamayan çocuklarımız çok fazla. Artı ben öğretmenlerimizle çalıştım. Hepsinin elleri öpülesiceler. Çok değerli insanlarımız var. Çok okumuş, kendini yetiştirmiş ve yetiştiremeyenler de var. Orada makam bekliyorlar. Eski düzen, eski bilgisi olmayan öğretmenlerimiz halen yerinde. Bizzat yani denetim yapın, konuşmayı, insana davranış şekilleri bile değişmiş. Çünkü ben 9 ay işlerinde yaşadım. Bu şahitli, ispatlı, kanıtlı. Ben Niyazi Ökkaş, Nevşehir Boğazköy'ü ikamette oluyum. Yani bunda yalanım, yanlışım yok. Yerini araştırabilirsiniz. Mehmet Demir hocamız vardı, emekli oldu. Şu anda orada müdürümüzdü. Buna benzer hocalarımızın ismini de sayabilirim. Şimdi gerek yok. Bir tane kızım da Hatice Ökkaş, Konya'da okuyor. Konya'da fen öğretmenliği okutuyorum. Ama şu anda dünürler fazla. Ben bu düzenle devam ederse bu devletimiz, o çocuğumu da gelindireceğim. Şu anda Çiftlik Köyü'nden Asubay bir çocuğa münasip geldi. Atamayı beklemeden mecburen verdim çocuğumu. Çünkü olmayacak. Ben Batman'la bir sene görev yaptı. Artı üstte para gönderdiğim gibi çocuğumdan korkar oldum. Orada işte haliyle ne diyeyim, bunu üstüne aşmayayım. Yani korkularım oldu Doğu bölgesi olarak. Şu anda öyle bir durumumuz yok Allah'a şükür. Bu devletimize bizzat da ben partide oy vermiş bir şahısım. Partiye üyeliğim bile var. Şu anda araştırılsın. Ama devletimizin bu konularda bizi düşünmesi lazım. Bunları bilmesi lazım. Görmeleri lazım. Geçen Sayın Cumhurbaşkanımız çok değerli bir insan. Eli öpülesice. Bir tane parti şeysinden dediler ki evine ekmek götüremiyor adam da Fransa çantalarını şey yapıyor, bankot. Yani şey yapıyor, almayın diyor. Ben Türkçesini konuşayım, dilim döndüğü kadar. Ya Fransız çantasını diyor Emine Hanım takar. O ya, o almasın diyor. Biri de diyor işte ekmek götüremez. Ya diyor, hangi şahıs diyor ekmek götürememiş evine. Bu genel olarak ekmek değil, geçim sıkıntısından bahsediyor. Bir ekmeği beni komşum da alır, bu vatandaş da alır. Ekmeğim acı desem şu fırından da. Poşet asılıyor, alırım. Alıyor da, gerektiği zaman alıyor da. Yani çok mağduruz bu konularda. Şu anda işsizim. Okulda çalışıyordum 9 ay, ikinci döneme alınmadık. İşsizlik bu hatta. Ha, bir de şu konumuz var. Önceki Hasan Ümer başkanlık yaptı, Nevşehir Belediye Başkanı. Kalede temizlik yaptım, Osmanlı altını bulan Niyazi Ökkaş ve teslim ettim. Müzemizde sergilenecekti. Müzemizde Osmanlı altınımız var mı? Orada 5-6 arkadaş şahit, böyle aynı kameraların önünde konuştum ben. O bir altını cebime atıp da götürecek karaktersiz bir insanda değiliz yani. Onu da geri teslim ettim, o altın yok müzede. Eğer ki Hasan Ümer yedi içti dediler. Eğer Hasan Ümer bu Nevşehir'de yalnız yeydi bu Nevşehir'i, bu Nevşehir'de yalnız sömürge yapaydı, o Hasan Ümer'i öldürürlerdi, bir gecede kaybederlerdi. Onun yanındaki koltukçuları, onun yanındaki davayla beraber yediler Nevşehir'i. Tek Hasan Ümer yeseydi, onu benim de gücüm yeterdi. Bu sömürge var. Bizim Türkiye'mizde, milletimiz içinde torpil var. Benim çocuk atama olmuyor puanlarıyla. Torpil var, kişiler var. İşte falan yerde adamın var mı senin dayın diyorlar. Benim hiçbir Allah'ım var. Ekmeğimize şükrediyor. Eski düzen olsa ben var ya, yufka ekmeğimi yiyip yatar şükrederim. Şimdi hayat öyle bahalı ki bir cep telefonunun insana aylık 200 lira, 150 lira masrafı var. Olmasa olmuyor. Bir çocuk giyimli özenti. Güzel bir kızım, benim çocuğum ne diye ağladı Hatice? Babacığım dedi, ben yeme içme aramam. Keşke ben de okumasam. Ben dedi öyle zengin çocukların yanındayım ki dedi,
Ben özenti giydiklerine de üzülüyorum. Ben giyemiyorum. Ben bunu söyleyemedim sana. Yani onlar beni yaralıyor. Ben çocuk okutmuşsun. Varlık yokluk içerisinde. Ondan bundan burs almışsın. Benim çocuğum atama olmayınca, benim çocuğum herhangi bir iş yerine gelmeyince, dayısı olan iş yerinde, benim çocuğumdan daha bir zekası kısıtlı. Belki de orayı hak etmiyor. Burada makamcılık, şeycilik var, kişi tutma var. Yani bu partimizin adını karalayan, lekeleyenler çok fazla kişiler. Herkes kendini düşündüğü zaman, burada hatalarımız var toplum olarak. Bir de Afgan Suriyeli. Ben inşaatta çalışıyordum. Geçen gün Boğazköy'ünde şeyde çalıştım. Fasulyede, kabakta, patateste. Çalıştığım halde adam bana 80 lira yemeğe verdi. Ben dedim 80 lira ne ediyor? Afganlı Suriyeli 50-60'a çalışıyor. Bunu bulduğuna şükret dedim. Bak burada göbeğimde fıtık çekti. Burayı yarmışım. İlim patatesinde çalışacağım diye. Çalışıyorum. 3 tane kız çocuğu okutuyorum. Bir tane oğlum var. Ben bu çocuklarımı okutuyorum. Bir yere varsın diye onun da önü kapanıyor. Hani ne yapmamız gerekiyor? Yani ben şöyle bir düşüncem var. Bir anda insan değişebilir. Ben diyorum doğuda mı yaşasaydım acaba? Bunu ne demek istediğimi üstü kapalı herkes anlasın. Ben doğuda mı yaşasaydım acaba? Ha onların da önü kesiliyor ama belki de mecbur kalıyor halk. Eğer onların zamanları böyle kısıtlıysa, imkanları kısıtlıysa mecbur diyor. Kandırılıyor. Ben şükrederim. Çocuklar şükretmesini bilmiyor. Toplum değişti. Düzen değişti. Her şey değişti. Ha elhamdülillah inancımız var. Köşelerde dua ediyor. Çocuklarımıza nasihat bulunuyor ama kendi eksiklerimizi bilmemiz lazım. Nevşehir Belediye Başkanımız olsun, milletvekillerimiz olsun. Yani kendi çevresi değil de bazı takip daha tabandaki işsizleri de düşünmesi lazım. Yoksullarımızı daha iyi düşünmesi lazım. Şimdi ben şunu aklım erer. Bir köylü bir ilkokul mezunuyum. Afgan Suriye içerimize girene kadar bir tampon bölge olsaydı. Bunu ta başında dedim. Bütün arkadaşlarım da şahit. Sen diyor nasıl söyledin? Orada fabrika açaydı devletimiz. Orada çalışanı parasını vereydi çalışanın. Çalışmayanı geri bombanın içine ataydı. Ben dahi yaparsam bunu. Sen içime attın bu adamları. Esrar satan onlar. Affedersiniz, özür dilerim. Terbiyesizlik yani fuhuşa kadar gidenler Afgan'ı Suriyeli'nin içinde çıkıyor. Ha iyi insanlar da var. İyisi çalışırdı, kötüsünü atardın geriye. İçimize attı, biz perişanız. Bak bizim çilelerimiz, dertlerimiz çok fazla. Saman çalışıyoruz biz. Ekip dikme gücüm kalmadı. Benim kimlik TC'mden çıkar. Benim bir 66 model bir Ford'um vardı, sattım. Çiftçilik yapamadım. Çocuklarım okusun diye yapmadım. Şimdi ben çiftçi olarak başka birilerinin yanında çalışıyorum. 80 lira yiyeyim diye. 4 tane çocuğum var şu anda. Biri vefat etti. Ben nasıl geçireyim? Nasıl dayanayım? Ha işsizim şu anda. İşkura varıyorum. İşte pandemi dolayısıyla camiler açık değil. Okullar bir dönem çalıştınız, ikinciye sizi alamayız. Valla ne diyeyim? Allah hepimizin yardımcısı olsun. Allah devletimize, milletimize yine zaval ziyan vermesin. Düşünerek işte ne diyeyim yani ben dertlerimizi bu şekilde dile getirdim. Benim gibi düşüncesi olan çok fazla insan var. Acizane yani bu düşünceye sahip olup da yani bu dertlere boyun büküp de çok ezilen halkımız var. Onlara da biraz tecrübe olmak için söyledim. Başta kendim olarak size de çok teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Böyle bir tesadüf karşılaştık. Size hayırlı yayınlar dilerim. Aslında ben işte şairlik de var. Şeylik de var yani tabii ki çok düşünen bir insanım. Çobanlık da yaptım ama insanım. İnsanım, babayım. Ben kız çocuklarıma çok önem veririm. Sizin gibi kızım olduğu için. Her kızı böyle gördüğüm zaman kendi çocuğum gibi görmüyorsam namertim. Böyle de sevgim var kız çocuklarına karşı. Oğlum okumuyor, okuma dedim. Üstüne basmadım, kızlarımı okutuyorum. Ama kızımın davetiyesi elimde, şu anda gelin ediyorum ben bu kızı. Batman'da öğretmenlik yaptı, ben para gönderdim. Tayinli şeyli öğretmenlik, vekilli. 2300 liraya öğretmenlik yapıyor. Çocuk gelmeye para kalmıyor. Çünkü özenti var. Giyime kuşuma olsa o öğretmen olup da çocukların içine çıkamazdı. Aynı durumu anlattı kızım. Ben burada dana sattım, gönderdim. Şu anda gelin ediyorum. Öbüründe gelin derim inşallah. Geriye kalan düşünsün. Ben de tek başıma bir yufka ekmek yaptırırım. Onu yer içer geçerim. Ama düşünmemiz lazım bunları.
Çoğu öğretmenler beyni sulanmış, adam dediğini bilmiyor. Makam bekliyorlar halen. Ya makamda duracağına sen biraz aldığına az yetin ya da biraz devlet sana fazla versin de bu üniversiteden mezun olan çocuklarımız biraz yer bulsun, makam bulsun. Daha diyor ki çağdaş akıllı zihniyetlere ihtiyacımız var. Sen akıllı zihniyetlere ihtiyacın var da o yaşlı bunakmış insanlar nasıl bekletiyorsun? Hayır arkadaş. Hayır da genç çocuklarımız otursun da daha akıllı yönetilsin Türkiye. Daha iyi bir yere gelsin Türkiye. Türkiye iyi yerdeymiş. Türkiye iyi yerde değil. Türkiye, Afgan, Suriye, İran. Türkiye bu şekil bir yerde. Benim görüşüm yani. Türkiye'mizin bütçesi böyle. İşte kimilerinin katiyatı gemisi var. Oradan bir ekmek davası. Ya ekmek götürüyorsun görmemişsin. Ben fırınlardan da isterim o ekmeği. Ekmek değil mi söz konusu? Genel olarak evine gıdasını yeterince almayan, giyimine, kuşamına bakamayan, evini idare edemeyen, işsiz kalan insanları anlatmak istedi Sayın Kılıçdaroğlu. Ben onu da desteklemedim bugüne kadar. Ama bazı yerde öyle güzel doğru şeyler anlatıyor ki eleştiri sayıyorum bazen de. Diyorum eleştiriyor ama hakkı yerinde eleştiriyor. Ben de Sayın Cumhurbaşkanımızı eleştirme değil takdir ediyorum. Eleştirdiğim konularda bu konu yine destekledim. Bilmiyorum işte işimiz nereye kadar gidecek durumumuz. Bitirelim isterseniz. Allah size razı olsun. Allah'a emanet olun. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için.